Ve geçen yılın Haziran ayındaki artış 0,63 dolayında. 0,63 galiba. 0,6 diyelim. Yılı Ve neyi bulur yurt içi fiyatlar Haziran'da? 40'ı buluyor. Kaçı? 40'ı bu. 40'ı. 40. Oo. Oo. 40. Evet, yani inanılmaz bir oran bu. Oo. %40'ı bulacak bir üretici fiyatlarından mutlaka birebir olacağını söyleyemeyiz. Üretici fiyatlarının yapısı farklı, tüketici 23 puanlık farklı. bir makas olacak. Yani bu görülmüş bir şey değil Evet. yaklaşık. Evet, hiç görmüş değil. Biliyorsun üretici ve tüketici fiyatları 2003 yılı baz alınarak hesaplanıyor. Aradan geçen bütün yıllar boyunca iki endeks arasındaki makas hiç bu kadar açılmamıştı. Evet. Bu Evet. ilk kez oluyor bu kadar. Yani şu anki durumda öyle. Bu makas Haziran sonunda bir miktar daha açılmış olacak. Böyle bir tabloda rasyonel düşününce Merkez Bankası'nın faiz artırması gerekir. Doğru, senin dediğin. Ama rasyonel düşünülmediğini de biliyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz artıracağına ben pek ihtimal vermiyorum. Piyasanın beklentisi de genelde o yönde. Kaldı ki bu ay başında 1 Haziran'dı galiba. Cumhurbaşkanı TRT ekranlarında faizin Temmuz-Ağustos gibi aşağı çekilmesi gerektiğini, bu konuda Merkez Bankası Başkanı'yla görüştüğünü söyledi. Bu koşullarda faizin artırılmasını beklemek ne kadar doğru olur onu bilmiyorum. Ki o demeç bir anda döviz fiyatlarının tırmanışına da neden oldu. Evet, yani döviz fiyatlarının ara ara dalgalanması mı isteniyor diye de düşünmeden edemiyor insan Edemiyor insan, doğrusu. tabii. Evet, Alaaddin, yabancı trafiği nasıl? Yani hem portföy yatırımlarında hem doğrudan yatırımlarda ve diğer ayakta çok şey yok değil mi? Böyle bir hala bir bekle gör hali hakim ama buna galiba etki eden Amerika'daki gelişmeler de var. Amerikan enflasyonu, Amerika'daki faizler. Ne bekliyorsun yabancı trafiği hakkında yılın ikinci yarısında? Çok farklı bir tablo ortaya çıkacağını beklemiyorum. Aslında Cumhurbaşkanı'nın faizlerle ilgili bu söyleminden sonra genel beklenti yabancının çok hızlı bir çıkış sergileyeceği yönündeydi. Aslında orada bir yanlışa düşüyoruz. Bana öyle geliyor. Şimdi faizin yükselmesi bu faizden kağıt almak için çok iyi bir ortam sunmuş oluyor. Düzeltiyorum. Faizin düşmesi. Faiz düşecekse eğer yüksek faizden kağıt almak iyi bir şey. Yabancıların bu söylemden sonra gelip Türkiye'den devlet iş borçlanma senedi almalarını beklemek gerekirdi. Ama yine gelmediler. İki nedeni olabilir diye düşünüyorum. Ya bu tür söylemleri artık onlar da pek itibar etmiyorlar. Söyleniyor, bir şey olmuyor diye yaklaşıyorlar. Ya da kurla ilgili kaygılar o kadar fazla ki yüksek faiz bile onları Türkiye'ye çekmekten, Türkiye'de yatırım yapmaktan alıkoyuyor. Hisse senedi piyasasında çok önemli bir hareket yok son dönemlerde. O açıklamaya gelinceye kadar 6 hafta boyunca küçük küçük alımlar yapmıştı yabancılar. Yurt dışında yerleşikler 300 milyon doları bulmuştu. 6 haftanın toplamı ki haftaya ortalama 50 milyon dolar düşer, hiçbir şey değil. Türkiye için bir şey değil. Onlar için hele hiçbir şey değil. Çok önemli bir hareket yok. Önümüzdeki dönemde bu faiz düzeyine rağmen gelmiyor olmalarında Türkiye'ye dönük kur oynaklığı, kur kaygısına bağlamak gerekir. Başka hiç izahı yok. Çünkü biz %18-19 yabancıya faiz veriyoruz. İşte birçok ülke çok küçük oranlarda faiz veriyor. Bir kısmı negatif faiz uyguluyor. Amerika'da biraz faizleri yükselebilir belki, tamam. Onu ayrı tutuyorum. Ama Türkiye'deki bu faiz düzeyi, kurla ilgili kaygılar olmasa dünyalar kadar para gelmesi sonucunu doğurur. Enflasyon Gelmiyor. konusunda da şeyler değil mi? Yani Türkiye'deki enflasyonu da itici bir faktör yabancı açısından. Hem boyutları itibariyle hem de kontrol edilemez hale gelmesi itibariyle ondan da tedirgin oluyorlar galiba. Şimdi aslında birebir enflasyona bakar mı yabancı? Çok emin değilim. Normalde tabii bakması gerekir. Çünkü enflasyon kadar bir kur artışının olmasını beklemek durumundalar. Ama Türkiye'de bu çoğu kez paralel gitmediği için onların temel derdi
kur oynaklığı ne olacak? Adam gelmiş 7 liradan doları bozdurmuş. Alacağı %10 diyelim. Kur 7.70'in üstüne çıktığı an bütün kazancı sıfırlanıyor. Dolayısıyla oradaki kur artışı çok daha önem taşıyor onlar açısından. Ama gene baştaki paralelliğe dikkat çekmek gerekir. Enflasyon bu kadar yüksekse diyor. Onlar rasyonel düşünmeye devam ediyorlar. Türkiye'deki koşullara hala adapte olabildiklerini sanmıyorum. Enflasyon bu kadar yüksekse kur da bu kadar artacak. Dolayısıyla ne olur ne olmaz ben şu ülkede tamam para kazanırım ama bir de ceptekinden olmak var deyip uzak durmayı tercih ediyorlar belli ki. Yoksa bu faize koşa koşa gelmeleri gerekirdi. Gelmiyorlar hala. Alaaddin galiba siyasi iklim de onları çok tedirgin ediyor. Yani bir çok ciddi bir belirsizlik var. Yani bu iktidarın geleceği ne olacak? Erken seçim olacak mı? Olursa ne olur? Buradaki bir dizi belirsizlikten dolayı da sanki böyle Türkiye ile çok fazla ilgilenmiyorlar gibi. Tabii ki şimdi bununla ilgili çok güzel bir örnek var. Aslında yaşanmış bir örnek. Bir okur anlatmıştı. Başka bir ülkede yapılacak bir yatırımla ilgili kendisinden bir profesyonel yönetici olarak görüş istendiğinde gidip inceleme yaptığını, ülke ismini vermeyeyim. Ama şöyle bir şey gördüğünü söylemişti. Kısaca anlatayım onu. Havaalanına iniyor, bir sıkıntı doğuyor pasaportunda ve hemen polis bunu alıyor. Aradan çok az zaman geçiyor. Yatırım yapmayı düşündüğü şirketin adamları gelip çıkarıyorlar. Diyor ki ne kadar güçlü olduklarını ilk o an gördüm ve kararımı bir anlamda verdim. Polis içinde, hükümet nezdinde bu kadar güçlülerse bir gün bizim fabrikanın bekçisi içeri giremeyeceksiniz dediği zaman hiçbir şey yapamayız. Şimdi bu Türkiye için de önemli bir ölçü haline geliyor. Son dönemde işte bir takım açıklamalar, yayınlanan videolar, Türkiye'nin ne hale geldiğini ortaya koyan tablo, Türkiye'de hani kimin eli kimin cebinde hesabı bir durumun ortaya çıkmış olması, ya biz hangi ülkeye, nasıl bir ülkeye yatırım yapacağız? Yarın kapımıza birileri dayanırsa ne olacak? Hani klasik ifadeyle son günlerin gözde deyimi, bizim tesisimize birisi çökerse ne yapacağız? Bu kaygı. Çökme şeyi, evet. Faktörü yani, çok önem kazandı artık. Her an şirketinize çökülebilir. Evet. Ceketini alıp gideceksin. Yani her şeyi geride bırakacaksın. O zaman diyor ki ben niye Türkiye'ye geleyim? Bütün bunlar, bu siyasi belirsizlikler veya siyasi iklim senin dediğin gibi çok rahatsız edici. Hani şimdi cebinde parası olan birisi niye Türkiye'de yatırım yapar ki? Bunu kendi kendimize soralım. Türkiye'ye gelip yatırım yapacak. Bir gecede vergi mevzuatı değişecek. Bir gecede gümrüklerle ilgili, gümrük tarifesiyle ilgili bir değişiklik olacak. Yasak konacak, yasak kaldırılacak. Hiçbir öngörüde bulunamayacaksın. Sonra Türkiye'de para kazanmaya çalışacaksın. Türkiye'ye dönük kredi verirsin, müteahhitlik yaparsın, garanti alırsın. Yıllar boyunca bütün sülalen rahat yaşar. Evet, yani özellikle bu çökme korkusu galiba Türkiye'nin risk eğrisine etki eden en önemli faktörlerden biri olmaya başladı. Anlatılan hikayeler gerçekten dudak uçuklatıcı. Nerelere varmış evet. Vaziyette bu mafyatik ilişkiler ve buradan bir servet transferi, el değiştirmesi ve bunun siyasi uzantıları. Az önce bir son dakika haberi geldi. Bu televizyondaki programında Sedat Peker'in bir milletvekiline 10 bin dolar verdiğini iddia eden ve bununla ilgili savcıya gideceğini söyleyen Sedat Soylu, biliyorsun meclis başkanı tarafından zorlanmıştı bu açıklanmalı diye. Sedat Soylu Şentop'la görüşmüş galiba. Tabii o görüşmeden ne çıktı onu bilmiyorum ama
Gerçekten işin boyutları böyle müphem, söylenip arkasında durulmayan ya da belirsizlik içine sokulan, iç kargaşayı biraz daha da artıran bir haldeyiz bunların hepsi. Bir yana ama hakikaten sokağın sesi çok iyi değil Alaaddin. İşte açıklanan gelir dağılımı ile ilgili veriler pandemi yılında insanların pandemi mağduriyetleriyle baş başa bırakıldıklarını ortaya koyuyor. Birçok ülkede sosyal transferler artırılırken devletin mağdurlara bütçe açığını ve kamu borçlanmasını hiç dert etmeden el uzattığı görülürken